Tropik ormanlar ya da vahşi hayvanlar deyince sizin de aklınıza adalar ve okyanuslar geliyor mu? Peki ya orada yaşayan insanları hiç düşündünüz mü? Cevabınız evet ise doğru yerdesiniz. Bu videomuzda dünya ile bağlantısı neredeyse hiç olmayan izole kabilelerin yaşamlarına bir göz atacağız. Ayrıca 2018 yılında Hindistan'ın Andaman ve Nikobar adalarındaki Kuzey Sentinel adasına giderek oradaki Sentinel kabilesi ile temas kurmaya çalışan Amerikalı misyoner John Allen Chau'nun trajik hikayesini inceleyeceğiz. Ama hepsinden önce Sentinel kabilesinin yaşadıkları bölgeyi biraz tanıyalım. İyi seyirler. Kuzey Sentinel Adası, Güney Andaman Adası'ndaki Van Door kasabasının 36 kilometre batısında ve Güney Sentinel Adası'nın 59 kilometre kuzeyinde yer alır. Yaklaşık 59,5 kilometre kare alana sahiptir. Ada mercan resifleriyle çevrilidir ve doğal limanları yoktur. Kıyı dışında adanın tamamı ormanlıktır ve adayı çevreleyen dar, beyaz kumlu bir plaj bulunmaktadır. Kısaca Kuzey Sentinel Adası, Hint Okyanusu'nda bulunan Hindistan'a bağlı birkaç ada ve adacıktan oluşan adaların ismidir. Adanın büyük kısmında Hintliler yaşamaktadır ama adanın batısındaki küçük bir ada dünyadan izoledir. Çünkü bu adada 10 bin yıldır kabul gören Sentinel kabilesi yaşamaktadır ve bu toplum dünyada bilinen tek izole kabiledir. Hiç kimse Sentineliz kabilesinin orada ne kadar zamandır yaşadığını bilmiyor. Lakin bazı çalışmalar kabilenin on binlerce yıl önce Afrika'dan göç etmiş olabileceğini gösteriyor. Bu kabile tahmin edebileceğiniz gibi modern dünyadan gelen bildirilerin hiçbirine yanıt vermemektedir. Haliyle bu durum Sentinelleri bilinen en eski ve en az değişime uğramış ilkel insan topluluğu yapar. Peki Sentineller adadaki yaşamlarını nasıl sürdürebildiler? Bu soruya avcılık ve toplayıcılık sayesinde yanıtını verebiliriz. Tabii ki bu kadar izole bir toplum ve ada insanların ilgisini çekiyor. Adaya ilk gelenler sömürgeci Avrupalılar olmuştur. Ama Avrupalılar adanın batısındaki bu küçük ada hariç diğer tüm adalara ayak basmıştır. O yüzden teknik olarak adaya ayak basan ilk kişilerin batık gemiden kurtulup adaya sığınmak zorunda kalan insanlar olduklarını söyleyebiliriz. Tabii o zamanlar bu insanların hiçbiri adadan canlı bir şekilde ayrılamamışlardır diye de not düşmekte fayda var. 1880 yılında aslında adaya ayak basıp kısa süre sonra geri dönen ilk bilim insanı Henry Portman ve kaşif ekibidir. Çünkü o zamana kadar o adadan kimse canlı dönemediği için dışarıdan bakanlar bu adaya büyük bir ön yargı ile yaklaşmışlardır. Bu konuda kaşiflerin haklılık payı olabileceği gibi burada yaptıkları şeylerin insanlık onuruna yakışmayacak şeyler olması da tarihe not düşülecek acı gerçeklerdendir. M.V. Portman ve ekibi adaya ayak bastıklarında adalıları yakalamak için tuzak kurup 6 tane sentinelliği kaçırmış ve üzerlerinde bilimsel çalışmalar yapmışlardır. En nihayetinde bu ilkel insanlar en az 10 bin yıldır izole oldukları için bazıları çeşitli virüslerle karşılaşıp ölmüşlerdir. Çünkü onların bünyesi bizim gibi gribe ve diğer hafif virüslere dahi dayanıklı değildir. Kaçırılan kişilerden yaşayanları ise yanlarında hediyelerle adaya geri bırakıp kaçmışlardır. Bu olayın ardından tam 16 yıl sonra bu konuyla ilgili bilinen ilk vakanın Hindistanlı bir mahkumun hapishaneden kaçarak derme çatma salıyla adaya ayak basması olduğu biliniyor. Tahmin edileceği üzere bu kaçak sentineller tarafından öldürülmüş ve cesedi 2 gün sonra kayalıklarda bulunmuştur. Adayla resmi olarak ilk etkileşimler ise 1960 yılında Hint hükümetinin iletişim kurma girişimleriyle başladı. Ama bu etkileşimlerde adadan gelen cevaplar hep gecikiyordu. Bu nedenle Hint hükümeti 1967 yılında adaya düzenli ziyaretler yapmıştır. Ama yine bu ziyaret adalılara hediye bırakıp geri dönmekte sınırlı kalmıştır. 2 Ağustos 1981 yılında ise Panama bayraklı Primrose gemisi adanın kayalıklarını çarparak kullanılmaz hale geldi.
İçerisindeki mürettebat ise çaresizce yardım beklemeye başladı. Çok geçmeden ada halkı ellerinde ok ve mızraklarla mürettebata saldırdılar. Mürettebattaki çoğu kişi de canını kurtarmak için denize atlamış ve şans eseri deniz bulanık olduğu için suyun altında saklanarak beklemişlerdir. Ardından birkaç gün sonra helikopterle kurtarılmışlar. Asıl heyecanlandıran deneme ise 1991 yılında Hintli Madhumala Chattopadhyay'ın adadaki kişilerle dostane ilişki kurmasıyla başlamıştır. Daha sonra kabile insanlarının haklarını koruma örgütü Survivor International Organization salgın hastalıklar ve benzeri gibi sebeplerden dolayı bünyelerinin dayanıksız olduğunu tespit etmiş. Onları dünyadaki en korunmasız toplum olarak tanımlamıştır. 2004 yılına gelindiğinde ise okyanusta deprem olmuş ve Hint hükümeti ada sakinlerinin durumunu incelemek için helikopter göndermiş. Ama görmüşler ki bu ada hiç etkilenmemiş. Aksine bu küçük ada hariç diğer ada sakinleri depremden zarar görmüşler. Bunun sebebi 10.000 yıldır adapte oldukları yaşamı çok iyi anlayıp önlemlerini almış olmalarından kaynaklanıyor. Nitekim bu bilgiyi doğrular nitelikte ada halkı depremin olacağını çeşitli kendilerine has yöntemlerle hissetmiş ve adanın en yüksek yerine çıkarak kendilerini olağan bir tsunami'den korumuşlardır. Günümüze gelindiğinde ise ada halkı hala dış dünyaya kapalı şekilde yaşamakta ve Hint hükümeti de çeşitli toplumsal örgütlerin baskısıyla adaya herhangi bir ihlalde bulunmamaya özen göstermektedir. Ama modern insanların hala yasa dışı olarak drone ve benzeri araçlar vasıtasıyla halkı rahatsız ettikleri çeşitli kaynaklarda tespit edilmiştir. Hatta en son 2017 yılında gizlice bir misyonerin adaya gidip geri dönmediği de söylenmektedir. Daha fazla ayrıntı vermem gerekirse kendisini bir maceracı olarak tanımlayan misyoner John Allen Chau, Kuzey Sentinel Adası'na izinsiz girerek bir kabileyi Hristiyan yapmayı amaçladı. Ancak amacına ulaşamadan öldürüldü. Ayrıca azınlıkta da olsa onun hala hayatta olabileceği yönünde dillendirilmeyen teorilere de birazdan yer vereceğim. Ama ilk önce onun yaşam öyküsüne bakalım. Chau, Alabama'da doğdu. Büyük Okyanus'un kuzeybatı kıyılarına yakın olan Vancouver, Washington'da büyüdü. Psikiyatrist bir Çinli babanın ve avukat Amerikalı bir annenin yanı sıra iki kardeşiyle birlikte büyümüştü. Çocukken iki büyük tutkusu vardı ve bu tutkular zamanla iç içe geçti. Doğada macera ve İsa Mesih. Chau, Hristiyan bir ailede büyümüştü. Ailesi, üyelerinin bazen dillerde konuştukları Pentekostal bir kilise olan Tanrı'nın meclislerine üyeydi. Vancouver Christian Lisesi'nde eğitim aldı. Bu okul 7 sınıfta toplam 90 öğrencisi olan sıcak bir topluluğa sahipti. Doğuştan çalışkan olan Chau, okul hayatında ve dış etkinliklerde oldukça başarılıydı. Kulüp aktivitelerine ve hayır işlerine aktif olarak katıldı. Pentekostal bir izcilik organizasyonu olan Kraliyet İzcilerinde en prestijli madalyayı elde etti. Bu madalyayı alabilmek için İncil'in tamamını okuma veya dinleme şartı bulunuyordu. Lise yıllarında Meksika'ya yaptığı misyon gezisi onun üzerinde derin bir etki bırakmıştı. Dönüşte yaşadıklarını paylaşan bir konuşma yaptı ve ılımlı olamayız, inancımızı savunma yeteneğine sahip olmalıyız dedi. Dış dünyaya adım attığımızda bize karşı olan ve bize sorular yönelten kişilerle karşılaşacağız. Bu yüzden neye ve neden inandığımızı tam olarak bilmeliyiz şeklinde konuşmuştu. John Allen Chau henüz küçük bir çocukken bir gün babasının çalışma odasındaki kitapları karıştırırken Robinson Crusoe'nun resimli baskısını buldu. Issız bir adada hayatta kalma mücadelesini anlatan bu klasik hikaye onu derinden etkilemişti. Chau'nun Tanrı'ya derin bir saygı duyan, doğayı seven ve sınırlarını zorlama eğilimde olan bir yapısı vardı. Bu özellikleriyle misyoner olmaya olan ilgisi gayet doğaldı. Lise yıllarında Joshua Project isimli misyoner veri tabanında Sentinel halkı hakkında bilgiler edindi. Joshua Project sitesi Sentinel halkını çok izole bir topluluk olarak tanımlamış ve Hint hükümetinin bu halkın yaşadığı Kuzey Sentinel'e girişi yasakladığını belirtmişti. Ve site, Hristiyanların Sentinel halkı ile ilişki kurabilmeleri ve onlarla birlikte yaşayabilmeleri adına Hint hükümetinin tutumunun olumlu olması için dua edilmesini tavsiye ediyordu.
Ayrıca site, Sentinel halkının temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra Tanrı'nın onları sevdiği ve onlar için bir bedel ödediği bilincine de ihtiyaç duyduğunu vurguluyordu. Bu bilgiler karşısında şaşkına uğrayan John, bu kabileye adeta aşık olmuştu. Belki de yıllardır içinde aradığı misyonu bulduğunu düşünmüştü. Ne yapıp ne edip bu adaya giderek orada yaşayan kabileye Hazreti İsa'dan bahsetmeli ve kendi inancı olan Hristiyanlığı aktarmalıydı. Chow, Kansas City merkezli bir misyoner grubu olan ve 40 ülkeye Hristiyan misyonerler gönderen All Nations ile güçlerini birleştirmişti. All Nations adlı kuruluşun amacı İncil'i yaymak ve İsa Mesih'in isminin bilinmediği bölgelerde kilise kurmak üzerine misyonerleri yetiştirmektir. İşte bu misyonerlerden birisi de John Allen Chow'ydu. Chow, Sentinel Adası'nı henüz bir dinle karşılaşmamış olan insanların yaşadığı şeytanın son kalesi olarak tanımlıyordu. Ancak bu görevin kolay olmadığını biliyordu. Buraya gitmeden önce derinlemesine bir hazırlık yapmalıydı. Adaya daha önce gidenlerin başına gelenlerden ders alarak uzun vadeli bir strateji oluşturdu. Kendisini yıllarca sürecek olan bir eğitim sürecinin içine atacaktı. Öncelikle kendini açık hava liderliği konusunda eğitti. Sentinel halkının dilini bilmediği için dil bilim üzerine eğitim aldı. Misyonerlik, kültür antropolojisi gibi konularda kitaplar okudu. Acil tıbbi durumlar için eğitim aldı ve fiziksel olarak kendini hazırladı. Ayrıca Amerika'da misyonerler için özel bir eğitim kampına da katıldı. Bu kampta sahte saldırılarla misyonerlerin nasıl tepki vereceği test ediliyordu. 2018'in Ekim ayında Kuzey Sentinel Adası'na hareket etmeden önce ada halkına hastalık bulaştırmamak için kendisine 13 ayrı aşı yaptırdı ve gözlük kullanma ihtiyacından kurtulmak için göz ameliyatı oldu. Yine de ada halkını düşünerek onlara bir hastalık taşımamak adına 2 haftalık bir karantina süreci geçirdi. Ve nihayet takvimlerimiz 14 Kasım 2018'i gösterdiğinde kimsenin cesaret edemediği bir serüvene atıldı. John, ada halkına karşı mümkün olduğunca tehditkar görünmemek için grupla birlikte gitmek yerine tehlikeli adaya tek başına gitmek istediğini söylemişti. Ve sevecen gözükmek için ada halkına vermek adına yanında top ve balık gibi bazı hediyeler de almıştı. Peki civarına 9 kilometre bile yaklaşmanın hükümet tarafından yasak koyulmuş olan bu adaya John nasıl ulaşacaktı? Tabii John bunu da düşünmüştü. Hayat boyu biriktirdiği 30 bin doları bir balıkçıya rüşvet vererek adamı yasak yollardan adaya gitme konusunda ikna etmişti. Gecenin karanlığı çöktüğünde adaya doğru sessizce yola çıktılar. Kıyıya yaklaştıkça balıkçının cesareti kırıldı ve daha fazla gitmeyi reddetti. Bu andan itibaren John küçük bir kayıkla yolculuğuna devam etmeye karar verdi. Yaklaşık 8 yıl boyunca eğitim aldığı ve hayalini kurduğu bu anın eşiğindeydi. Aynı zamanda adrenalinle doluydu. Yerli halkın onu yabancı bir tehdit gibi görmemesi için onlar gibi olmalıydı. Yani üzerindeki kıyafetleri çıkarmalıydı. Kıyıya yaklaştığında ormanın derinliklerinden sarıya boyalı yüzleriyle bazı yerliler belirdi. "Ben John, size zarar vermek istemiyorum." diye seslendi. Ancak yerlilerden biri elindeki oku John'a fırlattı. İlk ok John'un elindeki İncil kitabına saplandı. Ardından gelen oklarla John hafif yaralanıp denize düşerken yerliler onun kayığına el koydu. John uzakta bekleyen balıkçı teknesine geri dönmek için zorlu bir yüzme maratonuna başladı. Tekneye sığınan John günlüğüne yaşadığı anları yazmıştı. "Av sırasında çıkartılan bağırma seslerini ve nidaları duydum. Ok menzilinin dışında olduğumdan emin oldum. Ne yazık ki bu aynı zamanda sesleri tam duyma mesafesinin dışına çıkmam anlamına geldi. Bana bağırmalarının görebildiğim kadarıyla yaklaşık 6 kişiydiler. Ardından biraz daha yaklaştım. Söyledikleri sözleri papağan gibi tekrarlamaya çalıştım. Çoğu zaman kahkahalarla gülüyorlardı. Dolayısıyla muhtemelen benim hakkımda kötü şeyler söylüyor ya da dalga geçiyorlardı. Benim adım John, sizi seviyorum ve İsa da sizi seviyor diye seslendim. Yaylarına oklarını sürmüş olduklarını görünce hafifçe paniklediğim için pişmanım. Balığı aldım ve onlara doğru attım. Üzerime gelmeye devam ettiler. Tekneye kadar hayatımda hiç olmadığı kadar hızlı gittim. Biraz korktum, çoğunlukla hayal kırıklığı hissettim. Beni hemen kabul etmediler. Not defterini arkadaşı Alex'e teslim etmesi için balıkçıya verdi. Yaşananlar onun azmini pek kırmamış olsa gerek ki John, ertesi gün tekrar bir deneme daha yaptı. Ancak bu onun son denemesi olmuştu. Onunla birlikte giden balıkçı olayın ardından tutuklandı ve hapse atıldı.
Balıkçının ifadesine göre John, yerliler tarafından bir iple bağlanarak sürüklenmişti. John'un bu eylemine ve ölüm haberine tepki olarak sosyal medyadaki binlerce kişi Chao'yu bencil, saygısız ve bu geziye kalkıştığı için aptal olarak nitelendirdi. Yapılan yorumlar çok acımasızcaydı. Ama John merhametli bir kalbe sahipti. İnancı için sadece kendisini tehlikeye atmıştı. John'un ada halkına karşı herhangi bir nefreti yoktu. Bilakis ok saldırılarına maruz kalmasına rağmen hala onların bağışlanmasını düşünüyordu. Günlüğünde yer alan duygusal bir notunda "Eğer beni öldürürlerse Tanrım onları bağışla" yazmıştı. Ki zaten John ada halkına herhangi bir zarar gelmemesi adına kendisini 2 hafta karantinaya kapatmış ve 13 adet aşı vurdurmuştu. Yani John insanların acımasızca yorumlarını hak etmiyordu. Aldığı tüm eğitimleri bir kenara bıraksak bile John'un bu göreve olan aşkını ve hassas sevgi dolu kalbini şu tek bir olayla bile anlayabilirsiniz. John kendini bu göreve o kadar adamıştı ki eğer geri dönemezse arkasında kırık bir kalp bırakmamak için hayatında hiçbir duygusal ilişkiye yer vermemişti. Yani hiç kız arkadaşı olmadı. Üstelik kızlar arasında çok popüler biri olmasına rağmen. Arkadaşlarının söylemlerine göre John, Tanrı'yı, yaşamı, ihtiyacı olanlara yardım etmeyi seviyordu. Ve Sentinel halkına karşı sevgiden başka hiçbir şeyi yoktu. Chao'nun balıkçıya teslim ettiği son günlerine dair anılarını yazdığı günlük, ölümünden kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Annesi ve babasına hitaben yazdığı bir girişte, "Hepiniz bu durumda benim deli olduğumu düşünebilirsiniz ama bu insanlara İsa'yı ilan etmenin buna değer olduğunu düşünüyorum. Eğer ölürsem onlara veya Tanrı'ya kızmayın" sözleri yer alıyordu. Peki John gerçekten ölmüş müydü? Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim. Gerçekten böyle bir şey mümkün olabilir mi? John Allen Chao'nun hala hayatta olabileceğine dair güçlü argümanlar mevcut. Öldüğüne dair tek kanıt, onu adaya götüren balıkçının ifadesi. Chao'nun annesi ve arkadaşı da onun hala hayatta olabileceğine inanıyor. Annesi cesedinin bulunamaması nedeniyle oğlunun yaşadığını hissediyor. Arkadaşı John Middleton Ramsey ise balıkçının tek kaynağının yeterli olmadığını, cesedi bulunamadığı için küçük bir ihtimal dahi olsa bu teoriyi göz ardı etmemek gerektiğini söylüyor. Ayrıca daha önce de anlattığım gibi John'un hayatta kalma planları oldukça detaylıydı. Misyonu için yıllarca hazırlık yapmış, dil bilim ve tıp eğitimi almış, aşılanmış ve hayatta kalma yeteneklerini geliştirmişti. Bu teoriye göre John sahte bir ölüm hikayesi planlayarak adada yıllarca kalabilmeyi ve hedeflerine ulaşmayı amaçlamış olabilir. Peki sizin John Allen Chao'ya ne olduğu hakkında bir teoriniz var mı? Varsa yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Hepsini okuyor olacağım. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta Avrupa'nın orta yerinde hiçbir kanunun olmadığı Kristiania şehrini anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.